Bu videoda trigonometrik fonksiyonların limitleri üzerine düşüneceğiz. İsterseniz kolay bir örnek ile başlayalım. Limit x pi'ye yaklaşır iken sinüs x. Evet, hemen videoyu durdurun ve bu limiti kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Sinüs x ve kosinüs x tüm reel sayılar için tanımlıdır değil mi? Başka bir deyişle tanım kümelerinin tüm reel sayılar olduğunu söyleyebiliriz. Buraya hangi x değerini koyarsanız koyun bir çıktı değeri elde edersiniz. Yani fonksiyon tanımlıdır. Ayrıca tüm tanım kümeleri için sürekli fonksiyonlardır. Sinüs x sürekli ve sinüs pi de tanımlı olduğu için limiti sinüs pi'ye eşittir diyebilirim. Sinüs pi'nin de sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi aynı mantıkla limit x pi bölü 4'e giderken kosinüs x'in limitini bulmak istersek. Kosinüs x az önce de söylediğimiz gibi tüm reel sayılar için tanımlıdır. Yani x yerine herhangi bir reel sayıyı koyabiliriz. Buna ek olarak sürekli olduğunu da bildiğimiz için bu limit kosinüs pi bölü 4'e ve bu da karekök içinde 2 bölü 2'ye eşittir. Derece türünden düşünmek isterseniz bu 45 derecelik bir açı. Peki, bunlara dayanarak, yani söz konusu olan kosinüs veya sinüs olduğunda, limit x a'ya giderken sinüs x'in sinüs a'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu tüm a reel sayıları için doğrudur, anlaştık mı? Az önce de söylediğim gibi, söz konusu olan kosinüs olduğunda da durum aynıdır. Yani, limit x a'ya giderken kosinüs x, evet bu da kosinüs a'ya eşittir. Bunu sürekli tekrar ettiğimin farkındayım ama bu ifadelerin doğru olmasının sebebi kosinüs ve sinüsün tüm reel sayılar için tanımlı ve tanım kümeleri içinde sürekli olmalarıdır. Bu konuda anlaştıysak şimdi biraz daha karmaşık trigonometrik fonksiyonlarla, mesela tüm reel sayılar için tanımlı olmayanlar yani tanım kümesi biraz daha sınırlı olanlarla devam edebiliriz. Örneğin limit x pi'ye yaklaşırken tanjant x. Bana bunun neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, bunu limit x pi'ye giderken tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x yazacağım. Evet, bu buna eşittir. Bu iki fonksiyon pi'de tanımlı olduğu için x yerine pi'yi koyabiliriz ama paydada sıfır olmamasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü payda sıfır olursa bu ifade tanımsız olur. Sinüs pi bölü kosinüs pi. Bu da 0 bölü eksi 1'e eşittir ve bu da geçerli bir cevaptır. Eğer eksi 1 bölü 0 elde etmiş olsaydık başımız dertli olurdu ama burada herhangi bir sorun yok. Harika. Tamam. Şimdi bir de limit x pi bölü 2'ye giderken tanjant x'e bakalım. Hadi bakalım bence videoyu durdurun ve bu limiti siz hesaplamaya çalışın. Peki, bu x pi bölü 2'ye giderken sinüs x bölü kosinüs x'in limitine eşittir, öyle değil mi? Sinüs pi bölü 2 1'dir ama kosinüs pi bölü 2 0'a eşit olduğu için x yerine pi bölü 2'yi koyunca 1 bölü 0 elde ederiz. Aslına bakarsanız pi bölü 2 tanjantın tanım kümesinde değil, başka bir deyişle bu limit yoktur. Genel olarak kosinüs, sinüs, tanjant, kosekant, sekant ya da kotanjantla çalışırken tanım kümelerinde olan bir değerin limitini alacağımız zaman limit fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olur. Tanım kümesinde olmayan bir değer söz konusu olduğundaysa limit çok büyük ihtimalle olmayacaktır. Evet, bu limit de yoktur. Bunu anlamanın kolay yolu az önce de söylediğim gibi pi bölü 2'nin tanjantın tanım kümesinde olmadığını fark etmek. Eğer tanjant x'in grafiğini çizerseniz pi bölü 2'de düşey bir asimtot olduğunu göreceksiniz. Hadi bir tane daha yapalım. Limit x pi'ye yaklaşırken kotanjant x'e bakalım. Hemen videoyu durdurun ve bu limiti benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Kotanjant x 1 bölü tanjant x'e, bu da kosinüs x bölü sinüs x'e eşittir. Tabii başına x pi'ye yaklaşırken limit aldığımızı da yazıverelim. Peki pi kotanjant x'in tanım kümesinde midir? Cevap hayır.
X yerine pi koyarsak, eksi 1 bölü 0 elde ederiz, öyle değil mi? O halde pi, kotanjantın tanım kümesinde değil. Grafik çizersek, x eşittir pi'de düşey bir asimtot olduğunu görürüz. Yani bu da limit olmadığı anlamına geliyor. Yoktur, evet. Bunun tanım kümesinde olmadığı için limitin olmama ihtimalinin yüksek olduğunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Limit aldığımız değer fonksiyonun tanım kümesinde olduğunda ise limit vardır. Sinüs ve kosinüs tüm reel sayılarda tanımlı ve sürekli oldukları için bu iki fonksiyonun herhangi bir değer için limitini aldığınızda limitin fonksiyonların o noktada aldıkları değere eşit olduğunu bulursunuz.